Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerle beraber yeni bir konu işleyeceğiz. Konumuz ses. Evet, sesin altında birçok alt başlık var sevgili arkadaşlar. İlk alt başlığımızın adı. Genlik, frekans ve yükseklik. Başlığımızı yazıyoruz. Genlik, frekans ve yükseklik. Şimdi sevgili arkadaşlar, sesle ilgili önce bilgilerimizi bir tekrarlayalım. Neydi arkadaşlar? Ses dalgalar halinde yayılıyordu ve titreşimlerden oluşuyordu. Değil mi? Hatta sesi oluşan bir de diyapozon vardı hatırlarsanız. Sesin şiddetini ölçebildiğimiz bir aletti diyapozonda. Bunlarla ilgili şimdi yeni yeni kavramlarımız var. Dediğimiz gibi genliği, frekansı ve yüksekliği öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Gelin dilerseniz bunları notlar halinde yazalım. Bakın, şimdi şöyle bir topumuz olsun. Bu top bu şekilde denge halindedir sevgili arkadaşlar. Peki bu topun şu şekilde yine denge halinde ve arkasından böyle bir durum. Yani salınım hareketi yaptığını düşün arkadaşlar. Salınım hareketi yaptığında, bakın topumuz salınım hareketi yaptığında en yüksek çıkabildiği noktalar şu aralığa biz genlik adını veriyoruz arkadaşlar. Genlik adını veriyoruz. Ve bir salınımına da frekans adını veriyoruz. Bir saniyedeki salınımına frekans adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi saniyede kaç salınım yapıyorsa, bakın bunu not olarak yapıyoruz. Saniyede kaç salınım yapıyorsa frekansı odur. Şimdi sevgili arkadaşlar, frekansı bu şekilde ifade ettik. Peki bu genlikten biraz daha bahsetmek istiyorum. Çünkü size sıklıkla şu şekilde şekiller verecekler. Bakın şöyle hani bir sesin özelliği ile ilgili şekiller verecekler. Bakın, burada göstereceğimiz genlik de şudur arkadaşlar. Evet. Bir yaptığı salınımda neydi? Bir frekansta. Evet. Bir frekansa eşittir. Şimdi arkadaşlar, bu bilgilerden sonra bir notumuz daha var ki sesin şiddetinden bahsedeceğiz. Şiddetinin diğer bir adı da gürlüktür. Evet, şimdi arkadaşlar, genliği eğer, hani genlikle alakası var aslında bunun. Genliği çoksa eğer, gürlüğü daha fazladır. Yani şiddeti daha fazladır. Genliği az ise şiddeti daha azdır. Mesela, bakınız, şöyle bir genliği yüksek olan bir sesimiz olsun ve genliği daha az bir sesimiz olsun. Bakın buradaki genliğe bakın. Bir de şuradaki genliğe bakın. Hangisinin şiddeti daha fazla dediğinde bunun uçak sesi olduğunu düşünün. Bunun da otomobil sesi olduğunu düşünün. Burada genliği daha fazla olan uçak olduğu için arkadaşlar şiddeti daha fazladır. Şiddeti daha fazladır diyoruz. Diğerinin şiddeti ise daha azdır. Evet, şimdi arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? Sesin şiddetinden bahsettik. Aynı zamanda frekanstan ve genlikten bahsettik. Peki, sesin başka bir özelliği daha var arkadaşlar. Yükseklik, yani incelik kalınlıktan bahsedeceğiz şimdi. Diyorum ki, yükseklik, yani incelik, kalınlık. Evet, bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ksilofon denilen bir müzik aleti var. Belki bilirsiniz. Hatta şöyle bir şey size çizmeye çalışayım. Şöyle bir alet arkadaşlar. Bakın işte uzun uzun ve kısa metallerden oluşuyor. Ve bunun bir de işte renkli renkli yapıyorlar bunu. Bunun bir de tokmağı var. Şöyle bir tokmağı var. İşte tokmağı ile vurarak işte ince ve kalın ses çıkartıyorlar arkadaşlar. Bakın burada
En küçüğüne vurduğunuzda, en ince ve küçüğüne vurduğunuzda ince ses ve gitgide gitgide kalın ses çıkıyor. Bunu bir suyla da yapacak olursak, hani böyle belki bilirsiniz arkadaşlar, bardağın içerisine su koyduğunuzda, işte belirli miktarlarda veya şişeye su koyduğunuzda suyu ne kadar az koyarsanız o kadar ince çıkar. Suyu ne kadar çok koyarsanız o kadar kalın çıkar. Onun da şöyle örneğini verecek olursak, incelik ve kalınlıkla ilgili size bir örnek teşkil etmesi için. Şöyle ksilofon için bunun adına tekrar yazalım arkadaşlar. Belki sizlere lazım olur. Ksilofon müzik aleti. Ve bakın şöyle yazalım. Büyüye doğru gittikçe ses ne olur? Kalınlaşır. Evet. Şimdi diğer bir, hatırlarsanız az önce dedim ki bardaklardan bahsediyorduk veya biz buna şişelerden de bahsedebiliriz. Evet. Üç tane şişemiz olsun. Bir tanesinde bu kadar su, bir tanesinde ondan biraz daha az ve bir tanesi de daha az olsun arkadaşlar. Bakın, suyun miktarı ne kadar azaldıkça ses de o kadar incedir. Yani burada kalın ses ve suyu miktarı da azaldıkça ince ses ortaya çıkar. Evet, burada da arkadaşlar yine titreşimle ilgisi vardır sevgili arkadaşlar. Yani yükseklik dediğimizde, kalınlık ve incelik dediğimizde de bunlar ortaya çıkar. Şimdi arkadaşlar, biz bu sesin frekansı ile ilgili ise herzlerden bahsedeceğim şimdi. Herz diye bir ifade var. Bu sesin yüksekliğiyle, alçaklığıyla, şiddetiyle ilgili ifadelerdir. Bir insanın üretebildiği ve duyabildiği ses aralığı vardır arkadaşlar. Çok daha fazlası ve çok daha azı da vardır. Örnek olarak verecek olursak, bir insan ...85 ile 1100 arası ses üretebilir. Peki ne kadar duyar derseniz, 20 ile 20.000 Hz arasını duyabilir. Şimdi diyeceksiniz ki, o ne kadar fazlaymış öğretmenim diyeceksiniz. Başka bir örnek daha verelim mi? Evet, verelim. Arkadaşlar, Yunus balıkları 7.000 ile 120.000 arası hertz ses üretebilir. Peki ne kadarını duyabilir? Sıkı durun. 150 ile 150.000 Hz arasını duyabilir. Arkadaşlar, biliyorsunuz Yunus balıklarının hani işte kilometrelerce öteden kendi arkadaşlarının sesini duymalarının sebebi de budur. Bakın görmüş olduğunuz gibi 7.000 ile 120.000 arası hertz üretebiliyor ve 150 ile 150.000 arasını da duyabiliyor. Yani insanlarınkinden ne kadar yüksek, öyle değil mi? Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber genlik, frekans, yükseklik, yani bir deyişi incelik ve kalınlıkla ilgili bilgiler verdik. Bunların nerelerde kullanılabildiğini, şekillerle nasıl ifade edildiğini gördük. Zannediyorum yardımcı olabildim. Hadi bakalım şimdi soru çözmeye. Kolay gelsin.